Herkese günaydın. Bu bir Benjamin. Bir dalı kesip köklendirmiştim. Şimdi bunda dal köklerini ve yüzeysel kökleri oluşturuyorum. Bakın görüyor musunuz? Şunların hepsi kök. Bu ağaçta en önemli şey yüzey köklerinin oluşması ve dallardan sarkan kökler olması. Şimdi bunu nasıl sağlıyorum? Özelden birçok soru sorulmuş nasıl yaptığıma dair. Çok basit. Yosunları görüyor musunuz? Birincisi yüzeye, şu kökü şuraya yerleştirelim önce istediğim şekilde. Köklenmeye başladıkça bu yosunları kaldırıyorum. Tekrar bunları düzeltiyorum. İstediğim gibi köklerin ağaçtan dışa doğru gitmesi lazım. Ve düz bir şekilde daha sonradan yosun koyuyorum. Bakın şu şekilde yosun koyuyorum. Evet. Ev içerisinde bakılabilecek en güzel bonsai Benjamin. Şu şekilde her yerini kapatıyorum. Şimdi gelelim yukarıdaki daldaki köklere. Bakın şu şekilde aşağıya sarkacak şekilde kökleri, daha doğrusu köklenecek yerleri şu şekilde köklenmesini istediğim yerleri, bir de bu şekilde sarkıklar olsun. Kök çünkü buradan aşağı iniyor. Şu anda tabi yosunlarım ıslak değil. Şu şekilde bakın. Islattığınız zaman daha çok birleşiyor. Şuraya da koyalım. Kök sarkmasını istediğimiz yerlere yosun koydum. Bakın her tarafından sardım. Ve daha sonra şu şekilde nemlendiriyorum. Şimdi ıslanmışken daha güzel şey yapalım. Evet. Tabii tek elle şu an zor oluyor ama. Bakın şu şekilde sarkacak. Evet, bu şekilde. Bunun en kolay, en kısa yolu bu. Bu arada ben bunu bir hafta önce, bir 10 gün önce yosunlamıştım. Görüyorsunuz bir haftada ne kadar kök çıkmıştı. Bundan önce bir kere daha yaptım. Fakat 2 gün sulamayı unuttum. Kökler kurumuştu. Onun için susuz bırakmayın. Islak kalsın devamlı. Islak kaldıkça çok hızlı şekilde kök yapıyor. Evet, bunun yöntemi buydu. Gördünüz mü bakın şuradakini. Kök buradan sarkmaya başlayınca bunun içerisinden devam ediyor. Zaman zaman çıkartıyorum ki yosuna çok sarılmasın. Düzeltip tekrardan üstünü yosunluyorum. Bu kadar. Görüşmek üzere.